kıyıdan köşeden. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Güne bizimle nokta koymaya karar veren herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Kıyıdan, köşeden ekibi olarak. Efendim, stüdyo konuğumuz var bugün. Memoriyat, Dünya Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları Başkanı ve Mega Hafıza Başkanı Sayın Melih Duyar. Tam hoş geldiniz stüdyomuza, kıyıdan, köşedene. Mansur'a teyzeyi dinlediniz. Derdi var. Biz ama ona sorunlarını çözüm bulacağız evet, herhalde bugün değil mi? Hızlı bitirmek istiyor. Evet. Evet çünkü haklı olarak merak ediyor, haklı. Okumak istiyor. Efendim isterseniz önce hızlı okuma teknikleri üzerine konuşarak başlayalım söyleşimize. Hızlı okuma tabii önce şeyi tespit etmek lazım. Yani mevcut durumu tespit etmek lazım. İnsanların normal olarak okudukları okuma hızı dakikada okudukları kelime sayısıyla belirleniyor. Normal bir okuyucu dakikada 125 ile 250 kelime arasında okuyabiliyor. Tabii bu bazı teknikler kullanılarak 500 ile 1000 arasına kadar çıkarılması mümkün. Tabii bu şu demek, 125 okuyan bir kişi 1000 okursa hakikaten 8 katı falan daha hızlı okuyor. Bir kitap bitireceğine 8 tane kitap bitirebilecek bir duruma gelebilir. Tabii bu 1000 falan çok yüksek rakamlar. Tabii bu biraz daha fazla egzersiz ve pratik yapmak gerektiriyor. Ama şeyi söyleyebiliriz, hızlı okumak için başlangıçta ne yapmak lazım ya da hızlı okuma neyi sağlıyor? Hızlı okuma, okuma hızınızı anlama oranından ve hafızada tutma oranından vazgeçmeksizin, hatta yükselterek okuma hızını yükseltmekle ilgili bir şey. Bunu şöyle bir örnekle belirtebilirim. Yani siz ilkokulda okumayı öğrendik. Okumayı öğrendiğinizde mesela kedi kelimesini önce nasıl algıladık? K harfi, E harfi, D harfi, İ harfi. Sonra onlar beynimizde birleşti. Kedi kelimesi çıktı. Daha sonra ne oldu? Biz bunu bütün algılamaya başladık. Kediyi okurken K, E, D, İ demiyoruz. Direkt kedi diyebiliyoruz. Tabii bunun hala böyle okunmasına rağmen kedi diye tekrar edilmesi ya da onun okunmaya çalışılması yerine onun beyinde resmedilmesi lazım. Yani şöyle düşünün, kedi kelimesini gördüğünüzde kedi demeden beyninizde bir kedi resminin oluşması beynin daha hızlı çalışmasını gerektiren bir şey. Tabii bu arada hızlı okuma yine sadece beyinle, algılamayla, hafızayla ilgili değil, göz açılarıyla da ilgili bir şey. Yani aslında çoğu insan okumanın göz yoğun bir iş olduğunu düşünür. Aslında göz yoğun bir iş değildir okuma. Okuma beyin yoğun bir iştir. Okumada mesela şöyle adımlara bakarsak, okumanın olabilmesi için önce beyninizdeki harfleri tanıyan bölümün aktif olması gerekir. Bu beynin işidir. Sonra ne olur? İşte ışığın yansıma aracılığıyla gözünüze, optik sinirlere şeyler gelir. Görüntüler gelir. Bunlar beynin arka tarafında görme merkezine gider. Şimdi bakın burada bile hala %50-%50 göz aktardı ama gerisi hala beynin işi. Yine şöyle düşünün. Kelimeler mesela bir şeyde, sözlükte her kelimenin bir karşılığı var. Var ama bunlar yan yana geldiği zaman başka anlamlar oluşturuyor. Yani hatta bir cümlede iki kelimenin yerini değiştirseniz bile anlam değişebiliyor. Dolayısıyla o görme merkezine giden bu cümleyi anlam bütünlüğünü oluşturan yine beyin. Tabii sadece bu da yetmiyor. Bu bilgiyi hafızanıza yerleştirmeniz gerekiyor. Yine dikkat edin, iş yine beyinde. Tabii insanlar çoğu zaman şunu düşünüyorlar. Bir şeyi hafızaya yerleştirdiğiniz zaman sanki hatırlanmasını garanti ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu doğru değil. Çünkü şöyle düşünün, sınavda öğrenciler mesela düşünürler, hatırlayamazlar. Sınavdan çıktıktan sonra bir şeyi hatırlayabilirler. Şimdi dikkat ederseniz hafızasına yerleştirmiş aslında. Sadece ne yapamadı, hatırlayamadı. İşin bir de hatırlama tarafı var. Doğru. Yani baktığınız zaman aslında şey, beyin yoğun. Hem göz bir şey, dar boğaz, bilginin oraya aktarılması için. Yani hızlı okumada hem göz açılarıyla ilgilenmek lazım, hem de beynin
okumayla ilgili hafıza, anlama, birleştirme, hatırlama gibi fonksiyonlarını da geliştirerek birleştirilmesi herkesin gerekiyor. Herkesin değişik bir algılama şekli yok mu aslında öncelik olarak? Tabii ki beyin ön planda ama görsel hafızası kuvvetli olanlar var. Bir de birikmiş hafızası, yani birikmiş bilgisi güçlü olanlar var. Bütün insanların çoğu genellikle görsel olarak daha üstündürler. Dolayısıyla işi resmedebilmek lazım. Tabii hafızanın, o kristal zeka dediğimiz bilginin çoğunluğu çok olması daha yeni şeyler öğrenmeleri de daha kolaylık sağlar. Çünkü beyinde bir sürü, beyin hücreleri arasında bir sürü ağlar oluşmuş demek. Mesela şeyi söyleyebilirim, göz açılarını genişletmek için söyleyebilirim. Bizim Hızlı Okuma Derneği olarak hızlıokuma.org web adresi. Orada bizim ücretsiz hızlı okumayla ilgili eğitimler vardır. Çünkü göz açısını genişletmek için veya düşünmede beyni organize edebilmek için bazı egzersizler yapılması gerekiyor. Oradaki şeyi sadece e-mail adreslerini yazarak e-posta adreslerine geliyor. Hatta bir bilgisayar programı da geliyor. Orada egzersiz yaparak önce göz açısını genişletmek lazım. Niçin genişletmek lazım? Onu şöyle söyleyeyim. İnsanlar kelime kelime görerek okuyorlar. Tabii her bir kelimede de gözün durması gerekiyor, odaklanması gerekiyor. Bu bir zaman gerektiriyor. Evet. Her bir duruşta bir değil de birkaç kelime görebilirseniz o zaman yine aynı duruşu yapacak ama daha fazla görüş alanı olduğu için çok daha hızlı okuyabilecek. Yani işin başlangıç noktası burasıdır. Diğer şeyleri, fonksiyonları ya da faktörleri göz önüne almadan konuşursak. Sen bir de 4. Türkiye Hafıza Olimpiyatı gerçekleşmiş değil mi? Dördüncüsü Eylül'de oluşacak. Her sene oluyor. Aslında, ondan da bilgi verelim. Memoriyat bir Dünya Hafıza Olimpiyatları, Hızlı Okuma Olimpiyatları ve Zihinsel Matematik Olimpiyatları var. Bir de Türkiye'de yaptığımız var ki bu genelde Türkiye'deki yarışmacıları da dünyaya hazırlamak için yaptığımız bir şey. Yine Ankara'da olacak, Neva Palace Otel'de olacak. Türkiye'deki tüm hızlı okumayı iddia edenler orada yarışacaklar. Sadece hızlı okuma değil, hafıza ile ilgili zihinsel matematikle, yani pratik matematik işlemleri yapabilen kişiler Ankara'da 19 Eylül Pazar günü yarışacaklar. Peki bir anlamda çocuklarımız için başlangıçta bu hafızayı ve geniş görme teknikleriyle ilgili ilk okumaya başladıklarından bir süre sonra neler yapılabilir? Aslında aileler neler yapabilir? Yeni okumaya başlayan öğrencilere biz hızlı okumayı pek önermiyoruz. Yani şunun için önermiyoruz. Önce küçük öğrencilerin göz kaslarının gelişmesi lazım. Evet, şimdi biz onların daha göz kasları tam gelişmeden o göz kaslarını genişletmeye çalışmanın bir anlamı yok. Önce göz kasları genişlesin ya da gelişsin, sonra geliştirmeye çalışsın. Yani aileler o zaman demesinler, çocuğum niye hızlı okumuyorsun demesinler. Yok, hayır, hayır. Bunun gelişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Doğal bir süreci var. İlkokul 1. 2. 3. sınıftaki öğrenciler önce okumayı öğrensinler, anlamayı öğrensinler, bilgiyi beyinlerinde proses etmeyi öğrensinler. Hızlı okuma genellikle 5. sınıftan sonra göz önüne alınması gereken, yani göz kaslarının gelişmesini tamamladıktan sonra göz önüne alınması gereken bir faaliyet. Ben hızlı okuma için size başvuran tabii bir sürü insan vardır değil mi? Gelen, giden, ilgilenen. Var işte, nasıl yarışmaya gelenler var. Nasıl bir yelpaze bu? Yani kaç yaşından kaç yaşına kadar insanların ilgi odağı haline geliyor? Bize çok küçük, yani ilkokul birinci sınıftan da müracaat edenler oluyor ama onları biz kabul etmiyoruz. Biraz önce söylediğim nedenden dolayı. Genellikle 6. sınıftan işte 70 yaşına kadar büyük bir yelpaze. Masum'e teyzeye de iyi bir haber bu. Doğru söylüyorsunuz. Yani burada öğrencilerin yanında işte yetişkinler de daha fazla kitap okuyabilmek için. Tabii öğrenciler daha çok sınav amaçlı kaygılarla bu eğitimlere katılıyorlar. Yetişkinler de daha fazla kitap okuyabilmek, daha fazla kendilerini geliştirebilmek için bu konuyla ilgileniyor. Son olarak ve Masum'e teyzemize, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Paylaşmak istediğiniz. Ben şeyi de söyleyeyim. Yine hafıza ile ilgili geliştirme. Çünkü yaşlandıkça hafıza da hızlı okumanın yanında hafızanın da güçlü olması lazım. Megahafıza.com'da yine bizim ücretsiz beyin eğitimi ve hafıza eğitimi şeyimiz vardır. E-posta adresine gönderilen. Onu tavsiye edebilirim. Üye olsunlar. 3 günde bir kendilerine ücretsiz bir süre eğitimler geliyor. Kıyıdan köşeden.